Merhabalar Baba Torik izleyicileri. 6 Ağustos günü Fransa 1. Ligi'nde Paris Saint Germain kendi sahasında Parc des Princes'te Lorient'le karşılaşacak. Geçen sezon Paris Saint Germain 4. bitirmişti ve bu sezon muhteşem bir şekilde başladılar. Aslında Arapların almasıyla birlikte öncelikle sportif direktörü Leonardo'yu getirdiler. Eski Milanlı ve eskiden de Paris Saint Germain'de oynamış olan efsanevi Brezilyalı oyuncuyu getirdiler sportif direktörleri. Ve Arapların getirmiş olduğu büyük maddi güçle birlikte birçok transfer yaptılar. Mesela Roma'dan Menez'i aldılar. Daha sonra Juventus'tan Muhammed Sakko'yu aldılar ki Türk futbol severler genelde Fenerbahçe veya Galatasaray'a transfer olan Sakko'yu yakından tanırlar. Kaleci kısımlarına Greg Coupe'nin ayrılmasıyla birlikte Duchoz geldi ve Kevin Jamiro geldi. Özellikle bence iyi bir transfer. 6 Ağustos'ta karşılaşacakları Lorient'in en önemli oyuncusuydu bence Kevin Jamiro. Çünkü 108 maça çıkmıştı. 108 lig maçında 50 gol atmıştı. Yani neredeyse 2 maçta 1 gol atan bir forvete sahip oldular. Zaten iyi bir kadroları vardı. Mevlüt Erdinç bizim Türk milli takımından oynayan futbolcumuz. Gene Nene Brezilyalı iyi bir oyuncu. Sakko, Muhammed Sakko ki gene o da uzun süredir Real Madrid, Barcelona, Juventus gibi oyuncu, takımların transfer listesinde yer alan bir futbolcu. Aslında Paris Saint Germain'in iyi bir kadrosu var ve yavaş yavaş da oturmaya başladı ve arkalarındaki ekonomik güçle birlikte bu sezon çok daha ileriye gidecek gibiler. Diğer taraftan Lorient ise geçen sezonu 11. sırada bitirdiler. En büyük silahları olan da Kevin Jamiro'yu maalesef bugün 6 Ağustos'taki rakipleri olan Paris Saint Germain'e kaptırdılar. Onun dışında bana göre de en çok dikkat çekecek oyuncu ise Arnaud Mouemba, orta sahada oynayan. İyi bir oyuncu, pas atabilen, gol atabilen bir oyuncu. Bu maçla ilgili aslında Paris Saint Germain'in sürpriz sonuçlar alabildiğini görüyoruz genelde geçmiş yıllara baktığımızda. Açılış maçında da sürpriz bir sonuç çıkabilir. Ben bu nedenle biraz temkinli davranıyorum ve beraberlik diyorum. Lorient galip gelemeyecektir ama Paris Saint Germain de açılış maçında bir sürpriz yaratabilir. Bu nedenle beraberlik diyorum. Alt üst bahsinde de beraberlik olduğu için alt olur diye düşünüyorum. Paris Saint Germain belki ligde çok daha iyi bir sezonu daha iyi bir şekilde bitirecektir. Dördüncülükten daha üst bir seviyeye çıkacaktır ama bu en azından bu maçta bir sürpriz yapacaktır ve berabere kalacaktır. Baba Torik.